Bak ben nişanlını göstereyim Seyit. Hayırlısıyla Mürvet'le evlendireceğim seni. Kimse oraya doğru yaklaşamıyordu. Sonra babam atlara bakıp kurtlar nasıl da bilir çaresizleri diye mırıldandı. Ben gideyim artık Lütfü abi. Hayırdır ya Seyit? Ne oldu? Lütfü abi sağ ol ama ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ne oldu? Biz bilmeden yanlış bir şey mi söyledik? Bir kusur mu işte? Yok yok. Ne münasebet. Kızımız mı güzel değil yoksa? Yok. Güzel. Elbet. İyi işte. Ya yan yana fotoğraf çekinseniz Beyazıt Meydanı'nda vallahi kartpostal diye satarlar ya. Bak Lütfü abi, konu o değil. Mesele... Bu aralar benim hayatım karmakarışık. Küçük sudaki silahları biz nasıl çıkartacağız, Anadolu'ya nasıl götüreceğiz? Bunları konuşsak daha iyi değil mi? Canım düşündüğün şeye bak. O başka, bu başka mesele. Eksik olma, sağ ol. Bana müsaade. Hadi buyur. Anlatmayacak mısın? İyi misin Mürvet abla, ne oldu? Anlatırım sonra devamını. Ya ama ya. Hakkı. Allah'a ısmarladık. Hayırdır ya, ateş almaya mı geldin? Dün daha yeni başlıyor. Yok, gideyim. İyi, yolun açık olsun. Öyle başı bir gıdım öne almakla veda edilmiş olmuyor Seyit. Selamsız, sabahsız gidilmez öyle. Ben size rahatsızlık vermek istemedim. Orada oturduğunuzu gördüm. Allah'a ısmarladık, bana müsaade. Günevi kardeşim burada, ne işin var? Arama yapacağız. İhbar var. Hakkı, Mürvet içeride. Çabuk al getir onu buraya. Seyit, Emine ablalarını Saime sana emanet. Tamam, merak etme. Bütün nereye? Açıl! Geçin şuraya! Geçin şuraya! Mürvet, çabuk dışarı. Baskın var, çabuk. Geç şuraya. Burak, hareket et. Ayrılın. Hayır, Burak benim kızım. Asker! Bırak, kız olduğunu söylüyor işte, bırak. Sen de geç yerine. Elini çek, ben yerime geçerim. Herifler eve girecek lütfen. Şu kilidin cüssesine bak. Saray kapısı sanki. Bayılıyorum sizin şu mahalle düğünlerinize. Herkes bir arada. Ne güzel. Bizim de işimize yarıyor aile. Su içerken yılan bile dokunmaz derler. O misal. Bizim buralarda düğünlerde de dokunulmaz. Ama hem yılan hem çakal olunca... Tabii. Sizin şu derin laflarınız, bilge sözleriniz, başka da bir şeyiniz yok zaten. Fırsatım varken bol bol gülmeye bak yüzbaşı. Kuyruğunu kıstırıp kaçarken vaktin olmayacak. İyice arayın. Üzerlerinden yorgan iğnesi bile çıksa alın içeri. Evi arayın. Girdiler abi. Çekil. Saime, hayır. Annenlere sahip çık. Beni bırakın lütfen abi, siz kaçın. Ah! Ah! Güzel. Ah! Nihayet bir fare yakaladık ha. Ah! Durun. Bu fare yabancı değil. O öttükçe bütün kuşları tek tek avlayacağım. Kuvayi Milliyeymiş. Ha! Bir avuç eşkıya. Adam yaralı. Hemen hastaneye götürmek lazım. Merak etme. O bizim için çok kıymetli. Onun sorgusunu bizzat ben yapacağım. Götürün. Bırakın lan! Aa! Yine her taşın altından sen çıkıyorsun ha? Dikkatli ol, karışma. O çocuğa bir şey olursa dünyayı başına yıkarım. Şura! Kapıyı açar mısın? Hoş geldin Petro. Ah, desene. Enkazı kaldırmak yine sana düştü. Seyit nerede? Kurt Seyit Eminov'un meşhur gidişlerinden biri daha. Bu sefer gerçekten gitti. Artık her şey bitti. Tina'yla sen... Haklıydınız. Buraya kadarmış demek. İkimiz de olmayacak bir düşün peşine koşmuşuz. Bazı şeyleri yanlış da olsa yaşamak gerekiyor Şura. Yanlış olduğu başka türlü anlaşılmıyor. İçine ateş gibi kavursa bile mi? Ruhunu yangın yerine çevirse bile mi? Evet. Öyle olsa bile. Yeter ki anlamakta çok geç kalmasın insan. Seyit'in benim hayatımda olmaması benim için imkansızdı. Ben ondan başka hiç kimseye bakmadım. Onsuz bir hayatı hiç düşünmedim. Ama belki de yanıldım. Tina'nın dediği gibi mutluluk yanı başımdaydı. Ben görmedim. Bunların hepsi bir kabustu. Şimdi gözlerimi açsam, bir baksam ki her şey eskisi gibi. Daha fazla hırpalama kendini. Eve gidelim. Dinlenmen lazım. Veda mektubu. Dürüst Celil. Altın kalpli Celil. Güzel Celil. Sana söylemek istediğim tek bir şey var. O da sadece bir gün. Yahya Bey'le ayrılma kararını kesin olarak vermemden, hamile olduğumu öğrenmeme kadar geçen o 24 saat. Bil ki nihayet kavuşacağımız düşüncesi bile beni delicesinde mutlu etmeye yetti. Sonrasında yaşayacağım mutluluğun büyüklüğünden korktum. Nefesim kesildi. Güzide, sen iyi misin? İyiyim Yahya Bey. İyiyim. Biraz yorgun hissediyorum sadece. Beni dünyanın en mutlu adamı yaptın. Çok teşekkür ederim sana. Ne gerek vardı bu dar zamanda? Sen hayatıma giren en güzel şeysin. Sana az bile. Beşiğin siparişini verdim. Öyle hazır olmazdı. En sağlamından, en iyisinden yapılmalı. Şuraya koyarız beşiği. Artık uyku yok bize. Ama olsun, ben nasılsa fazla uyumuyorum. Biraz büyüdüğünde de yana bir oda açarız belki. Hay Allah, kendimi kaptırdım. İyice yordum seni. İnsan bu yaşta baba olacağını öğrenince... Neyse, sen dinlen biraz. Bizimkiler vurdukça bunların zulümleri de artıyor. Artsın, artsın. Artsın ki tez deval bulsunlar. Ne dersin? Burhan dayanır mı? Sağlam çocuktur. Yani öyle kolay kolay çözemez. Yok yok, belli olmaz. Biz işimizi şansa bırakmayalım. Ben diyorum ki yarın akşam silahları çıkartalım. Çıkartalım, çıkartalım da görüyorsun işte bak bir kişi eksildik. Benim Celil diye bir arkadaşım var. Çocukluktan beri can yoldaşım, merak etme. Senden benden daha tecrübeli, daha güvenilir. Bu konuda merak etme. Yarın akşam silahları biz çıkartalım. Celil'le ikimiz silahları adresine teslim edelim. Tamam mı? Tamam. İnlerine çekilmişlerdir. Ama siz yine de dikkatli olun. Toplu halde durmayın. Evleri dağılın. Anlaşıldı mı? Ne yapıyorsun sen burada? Ben belki bir şeyler içmek isterler diye. Sen gir içeri, ben sorarım ya. Teşekkürler Petro. Daha iyisin değil mi? Merak etme. Eve gidince şöyle sıcak bir çorba, hiçbir şeyin kalmaz. Takım meselesinde konuşursak ben müsaadenizi istiyorum. Sabah ettik. Ben seni yolcu edeyim. Yo zahmet etmeyin. Zahmet etmeyin. Biz misafir miyiz ya? Hadi kal sağlıcakla. Gerek yok. Hadi siz de sağlıcakla kalın. Demek kurtlar çaresizleri bilirler, öyle mi? Kurtlar nasıl da bilir çaresizleri diye mırıldandı. Babam öyle söylerdi. Benim de lakabım kurt. Ama ben çaresizlerin safındayım. Suyun sahibi var mı? Yok, buyur. Çok teşekkür ederim. Hem su için hem de hikaye için. Bu arada annene hürmetlerimi ilet lütfen. Hadi eyvallah. Mürvet! Kızım kuyudan mı çekiyorsun suyu? Geldim anne. Bırak uyusun. Dün gece çok hırpalandı. Akşama kadar ancak gelir kendine. Hadi şu çorbanı iç de sonra uyumaya devam edersin. Seyit en son yüzünü ne zaman böyle güldürdü? Sence hangisi sevilmeyi hak ediyor? Nerede, kimlerle olduğu belli olmayan Seyit mi? Yoksa senin kılına bile zarar gelmesin diye kendini paralayan Petro mu? Hangisi? İnadım aşkımdan büyük değil. Seni seviyorum. Bu notu çiçeklerle birlikte vereceğim adrese en kısa zamanda iletin lütfen. Başüstüne efendim. Ha bu arada bunu da ikramınız olarak kabul ediyorum. Teşekkürler. Sonra kral demiş ki, bu ikisinden birini seçeceksin. Ya kır atı, ya siyah atı. Prens bir kır ata bakmış, bir siyah ata bakmış. Sonra gözlerini kapatıp kendisini ikisiyle yan yana hayal etmiş. Hayalinde kır at mücevher gibi pırıl pırıl parlıyormuş. Yan yana pek bir yakıştırmış kendini onunla. Saime, biz öğleden sonra tüccara gideceğiz hakkıyla topladığın malı satmaya. Sen Mürvet'e göz kulak ol, değil mi? Ondan sonra da evimize gideriz zaten. Ne demek Emine abla, lafı mı olur? Nerede kaldı bu kız? Bir çamaşır asamadı. Senin kızın dilini bağ çözülmüş Emine abla. O ne demek o? Çocuklara öyle bir sevda masalı anlatıyordu ki görsen ağzından bal damlıyor sanırsın. Evli barklı kadınım, ben bile zor ayrıldım pencereden. Sevda masalı da neymiş kız? Merak etme ablam, çocuklara masal işte ya, zararsız. Ama vaktidir. Benden duymuş olma da Lütfü bir şeyler söyleyip duruyor. Çok hayırlı bir kısmet bulmuş. Vakti zamanı gelince de söyleyecekmiş. Hayırlısı olsun. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım keremetine. Hayırlısı olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yahya abi, Güzide niye gelmedi? O da birkaç kap daha atsaydı keşke, uğur olurdu. Güzide bugün biraz rahatsız. Ahar ya, boşanıyorsunuz ama şu mutluluğa, güzelliğe baksana kızım. Sizin de Celil'le bir çocuğunuz olsaydı, otelde gül oynaya büyüselerdi, olmaz mıydı sanki, ha? Aa, sen de her şeye ağlıyorsun Güzide. Kızım, gören de hamileliğine sevinmedin sanacak. Ha? Tamam, birdenbire oldu, şaşırdın. Ama topla artık kendini, ha? Sonra karnındakine zarar verirsin maazallah. Güzel kızım benim. Binnaz Hanım, siz aşağıda işler var diyordunuz. İsterseniz onları halledin, ben Güzide'yle ilgilenirim. Tamam, iyi madem. Şimdi doya doya ağlayabilirsin işte. Yahya Bey'le konuşacaktım. Boşanmak istediğimi söyleyecektim. Olmadı. Olmadı. Allah izin vermedi. Yahya abi biraz rahatsız deyince ben de yemek getirdim. Güç kuvvet verir. İyi ki canlısı ne de olsa. Hasta değilim ki ben. Hamileyim. Yahya abinin kesin talimatı var. Çalışmak, ağır kaldırmak, merdivenlerden tek başına inmek. Bunlar hep yasak. Ben çıkıyorum şimdi. Bir ihtiyacın var mı? Farz et ki uzun bir yolculuğun en güzel duraklarından birindesin Güzide. Bir çocuğun olacak. Sadece onu düşün. Onu sağlıkla dünyaya getirdiğini düşün. Lütfen umudunu kaybetme. Senin o kadar büyük bir kalbin var ki. Hepimizi sevmeye yeter. Mutlu olmaya da yeter, mutlu etmeye de yeter Güzide. Dikkat etsene be. Çok özür dilerim. Bahşiş alınca sevinçten. Ha, tamam, topla şunları. Sen git, ben hallederim. Tamam. Merhaba, Celil Bey'e bakmıştım, yok mu? Celil Bey yok, bir süre izne ayrıldı. Sizde yeni adresi var mı? Yeni adresi olacak diye bakayım. Teşekkürler. Rica ederim. Bu bir veda mektubu. Altın kalpli, güzel, Celil. Celil. Sevgili bunlar. Celil, aç kapıyı kardeşim. Değil mi beyefendi? Çıkmadı. Çıksa görürdük. Açın. Celil. 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 Celil kardeşim. Celil! Celil gel buraya. İyi misin? Hayır, hiç iyi değilim ya. Beceremedim. Ölmeyi beceremedim. Dışarı çık, kapıyı kapat. Asker Celil kendini öldürmeyi horoz takıldı. Hain horoz. Horoz takılmasaydı... Gel buraya. Ya. Gel buraya, gel. Gel! Gel. Sakin. Tamam, kusacağım galiba. Sıcak, üstten soğuk. Bittim be. Bu kadar içkinin yangını ancak bu şekilde sönerdi. Sen madem ölmeye bu kadar heveslisin, bir işe yarasın bari. Ne demek o? Bu gece yüklü miktarda silahı Anadolu'ya kaçıracağız. Sen ve ben. Sadece ikimiz. Eski günlerdeki gibi. Var mısın? Elbette varım. Hadi, benim kaybedecek bir şeyim yok. Sen ne yapacaksın? Şura, evlilik hazırlıkları. Hadi çabuk ol. Daha çok işimiz var. Son kez soruyorum Burak. Çok basit bir soru. Pera'da binbaşının öldürüldüğü saldırıda kimler vardı? Bilmiyorum. Bir şeyden haberim yok. Madem bir şeyden haberin yoktu, niye kaçıyordun adam? Bak Burhan, bana isimleri ver, seni bırakayım. Sağ salim dönersin. Hı? Söyle. Ama kurdun. İşte şimdi beni çok kızdırdım Burhan. Çok kızdırdım. Konuşturmamız gerekiyor. Evine bir adam gönderin. Kardeşi, karısı, anası, işimize kim yararsa tutup getirin. Baş üstüne komutanım. Şura'yı da al yerden. Özlediğim gökyüzüne, bir nefeste kokusunu içime çektiğim Karadeniz'in hırçın dalgalarına, beni hala geri çağıran topraklarıma Şura dedim ben. Buyurun. Anna Verjanskaya için bir teslimat vardı. Ben kendisine iletirim. Tamam, merak etme. Sorun yok. Petro, ne güzel çiçekler bunlar. Şuraya verir misin? Ben rahatsız etmeyeyim şimdi. Ah Petro, senin bu inceliğin. Nereye gidiyorsun? Bunları bırakmak için uğradım. Bankada işlerim vardı. Şura çok sevinecek bu çiçeklere. Petro'dan Şura'ya. Yüzü gülsün, ağzı tatlansın diye. Masaya koyar mısın? Daha iyi misin? Önemli kararlar aldım. Artık çamaşırhanede çalışmayacağım. Kurt Seyit Emirov'un vereceği paraya ihtiyacım yok. Eczaneye gideceğim. Eski işimi geri isteyeceğim. Orası olmazsa artık yeni bir iş arayacağım. Ah Şura, seni böyle hayat dolu görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Beni artık hep böyle göreceksin. Tüm dualarım bunun için. Çiçekleri vazoya koyayım mı? Yok, ben koyarım. Tamam. Efendi, ben bu erzağı toplamak için kaç kazan çamaşır yıkadım, kaç köy pazarı dolaştım, sen biliyor musun? Hanım, son fiyatı söyledim. Bir kuruş bile fazlasını veremem. Sen böyle mal gördün mü? Şu mercimeği kapışıyorlardı, sonuna zor yetiştim ben. Şu fasulyeye baksana, en alasından. Bu zamanda 40 yılda bir bulursun sen böyle fasulyeyi. Ben diyeceğimi dedim. İstemiyorsan al çuvallarını git. Zor da buldun ya. Bedavaya kapatacaksın değil mi canım malı? Ne fırsatçısınız be. İstifleyin bakalım siz malları. Ama hepinizin adını yazdım bir kenara. Şu kara günler bir geçsin. Hepinizin adını tek tek vereceğim şehir emanetine. Nereden çıkarıyorsun hanım? Burası namuslu bir müessese. Durup dururken bana iftira atma. Boşanma meselesi biraz bekleyecek hala. Üzgünüm. Çok ani oldu ama gitmek zorundayım. Hem zaten geri dönmezsem ortada bir sorun da kalmaz. Lütfen Celil, böyle söyleme. Hem nereye gidiyorsun ki? Boş ver. Yani uygun bir zamanda bunu Güzide'ye verir misin? Sen Güzide'yi görmeden mi gideceksin? Eğer istersen ben görüşmeniz için... Onu görünce ne yapacağımı bilmiyorum hala. Böylesi daha iyi. Sağ ol. Asıl sen sağ ol her şey için. Tam hesapladığım gibi, Allah bereket versin. Ya istifçi oldum, nereden bildin de dedim? Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz oğlum. Hele böyle müşkül zamanlarda. Yarın ben istasyona gideyim de yeni mal bakayım. Sen evde Mürvet'e göz kulak olursun. Bugün Saime'ye emanet ettik ama her gün olmaz. Anne ben sürekli Mürvet'e bakıcılık yapamam, işim gücüm var benim. Oğlum epi topu 2 saat. Tepemin tasını attırma benim, aksilik etme işte. Ya aslında hani... Her gün böyle kara kara Mürvet'e kim bakacak diye düşüneceğimize böyle bir arkadaşı, şöyle bir yoldaşı olsa fena mı olur ya? Dur sen, dur bir dakika. Çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Sen biliyorsun ne dediğimi. Ayşe, alacaksın o kızı anne bana. Oğlum biz bu konuyu kapatmadık mı? Sen kapatmış olabilirsin ama ben kapatmadım anne. Evleneceğim o kızla ben. Üf, oğlum eş dost ne der dul kadın. Dul deyip durma evleneceğim kadına. Sanki namussuzluk yapmış da dul kalmış. 2 ay evliyken kocası şehit olmuş. Aksine gurur duyuyorum ben Ayşe'yle. Laf edecek eş dost da kapıma uğramasın. Anne bak ya sen gider istersin güzelce ya da ben kendi işimi kendim görürüm. Tamam uzatma. Hadi evde konuşuruz artık ötesini berisini. Ne Ayşe'ymiş be Allah Allah. Ayşe. 2 baktı bir dedi divane etti oğlumu. Anne. Yürü hadi yürü koca oğlan. Ne zaman gideceğiz istemeye? Hiçbir zaman. Unutacaksın o işi Hakkı. Anladın mı beni? Bak kendi başına bir işe kalkışırsan yemin ediyorum bir daha yüzümü göremezsin benim. İşte o kadar. Hadi yürü. Girin. Celil buradaydı. Uzun bir yolculuğa çıkacağını söyleyip gitti. Uzun bir yolculuğa mı? Nereye? Bunu sana bıraktım. Bir süre buralarda olmayacağım. Ona haber vermek istedim sana. Gitmiştin zaten. Kurt Seyit ve gitmek kelimelerinin bir arada olması artık hiç şaşırtıcı veya heyecanlandırıcı değil. Alıştım. Alıştırdım. O yüzden ilgilenmiyorum. Ben ne zaman dönerim bilmiyorum. Dönünce yani... Dön... Anlaşıldı. Neyi anladığını çok merak ediyorum. Bir dakika dur tahmin edeyim. Artık bir şeyleri anlama ve dinleme noktasına geldin. Ama şimdi de vaktin yok. Çünkü gidiyorsun. Bildin mi? Hoşça kal. Aferin Burhan. İyi dayandın. Kuvayi Milliye sana teneke bir madalya takardık. Yalnız madalya töreninden önce çok sevineceğim bir sürprizim var sana. Abi! Abim! Kemal'im! Abi! Şerefsizler! Bırakın lan çocuğu! Bırakın lan! Abi! Beni öldürün lan! Bırakın lan çocuğu! Bırakın lan! Abi! Abi! Bırakın beni öldürün lan! Bırakın! Merak etme Burak. Kemal'e iyi bak. Sen de artık ne yapman gerektiğini anlamışsındır diye umuyorum. Burası olduğuna emin misin? Adil Suat ağaç ağaç deyip duruyormuş. Meydanda bundan başka ağaç mı var? Bulduk, bulduk, bulduk. Bana derhal Üsküdar Bölge Komutanlığı'nı bağlayın. Çabuk. Dikkat et. Yavaş. İngilizler. İngilizler geliyor. Ne? Burhan dayanamadı demek. Siz ilerideki koya demirleyin. Ben adamları oyalamaya gidiyorum. Eğer bir saate dönmezsem devam edin. Ben de geliyorum Seyit. Celil. Takayı görürlerse hiç şansımız kalmaz. Sen orada lazımsın. Hadi. Atlayın. Daha hızlı! Daha hızlı! Orada! Orada! Kaldır ellerini. At silahını yere. Gece aramasını çift düzende yapsan daha iyi olacak yüzbaşı. Size bu rütbeleri nereden veriyorlar acaba? Bir saat oldu, artık hareketlensek mi? Biraz daha bekleyelim. Hah. Çok şükür. Ya hiç içim rahat etmiyor Seyit. Ben de geleyim sizle. Olmaz Dut. Senin karın var, çocuğun var. Yamanlara göz kulak olman lazım. Bu saatten sonra sizi mahallede rahat bırakmazlar. Allah'a emanet olun. Hadi kalın sağlıklı. Posta. Bu kadar heyecanlanmanı gerektirecek bir durum yok. Seyit'ten gelmemiş çünkü. Teyzem Londra'dan yazmış. Artık Kurt Seyit Eminov benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Umarım bu söylediklerin kısa zamanda karar almanı sağlar. Çünkü Petro seni sabırla bekliyor. Kurt Seyit'in kuvayicilere katıldığını söylüyorlar. Ondan da bunu beklerdim. Anadolu'da kahramanların çok uzun yaşamadığını da söylüyorlar. Öyle imalı, kinayeli konuşmana gerek yok Petro. Ne demek istediğini anlıyorum. Seyit yoksa mektuptan da korkmama gerek yok diyorsun. Baronesin mektubuna dayanarak seni istediğim zaman tutuklatabilirim ben. Baronesi öldürmekten hüküm giyersin. Şanslıysan ipe çekerler. Değilsen elime düşersin. Bir ömür boyu süründürürüm seni. Ha, bu arada eğer benim başıma bir şey gelirse kasadaki her şey, mektup dahil, ordunun eline geçer. Yine kurtulamazsın. Anlayacağım Petro. Herhalde, her koşulda avucumdasın. Yerinde olmak istemezdim.